Merhaba değerli dinleyicilerim. İlginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizdeki bu videomuzda en tehlikeli hapishane mahkumlarının işledikleri suçlara inanamayacaksınız. Bunlar katil, soygun ve bunun gibi birçok suça bulaşmışlar. İşte dünyanın en tehlikeli hapishane mahkumları. Hapishaneler pek çok suç işleyen insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu insanlar hayatlarını kötülük yapmaya adamışlar ve oldukça tehlikelidirler. Dünyanın en tehlikeli hapishanesine dahi hayatta kalmayı başarabilen bu suçlular tüm zorlu yaşam koşullarına alışabilir. İşte akıl almaz cinayetlerin mahkumları ve ceza yattıkları tehlikeli hapishaneler. Birincisi Eve Alman, Jason Barnum. Amerika'nın Alaska şehrinde bir polisi öldürmekle suçlanan göz bebeği lakaplı 39 yaşındaki Jason Barnum'un yüzündeki dövmelerinin davasını etkileyip etkilemeyeceği tartışılıyor. 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Barnum'un gözü de olmak üzere yüzünün yarısını kaplayan dövmeleri birçok kişiye korkutucu gelmektedir. Mahkemeye çıkarılan Barnum'a 22 yıl hapis cezası verilmişti. 2012'nin Eylül ayında polis Daniel Tyne'ı öldüren ve daha önce 14 mahkumiyette bulunan Barnum, 2010'da hapisten çıktıktan sonra kendine yaşayacak yer bulamadığını söylemişti. Yüzündeki dövmeler nedeniyle iş bulamadığını belirten ve cinayeti işlediği gün eroin etkisi altında olduğunu dile getiren Barnum, mahkemede "Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum. Hiçbirini geri alamam." demiştir. Çok havalı bir ifade, ancak bu gözü dönmüşlüğünü örtemez. Resimde de gördüğünüz üzere oldukça ürkütücü bir tipi var. Charles Branson. Pensilvanya doğumlu olan Branson, 15 çocuklu bir ailenin 11.'sidir. Fakir bir ailenin çocuğu olan Branson, ilk defa 1974 yılındayken, yani 19 yaşında bir silahlı soygun davası yüzünden hapse girmiştir. Bu tarihten itibaren de hapishane arkadaşlarına ve gardiyanlara şiddet uyguladığı, insanları defalarca rehin aldığı gerekçesiyle cezası sürekli uzamaktadır. Branson, 1974 yılında hapse ilk girdiğinden bu yana sadece 131 gün özgür yaşamıştır. 95 kilo ve 1.78 boyunda olan Branson, kapatıldığı demir parmaklıkları çıplak el ile bükebilecek kadar güçlü olmasıyla ünlüdür. Branson, günlük antrenmanlarında 3000 şınav çekmektedir. Resmi olmasa da İngiltere'de en çok hapishane isyanlarına katılan kişi rekoru ona aittir. 2000 yılında hapishane ziyareti sırasında bir öğretmenin rehin almasının sonucunda müebbet yemiştir. Andrei Chikatilo. 16 Ekim 1936 tarihinde Ukrayna'da doğmuştur. Yaşadığı dönemde Sovyetler Birliği var olduğu için en ünlü Sovyet katili olarak anılmaktadır. Doğduğu yıllarda bulunduğu ülke karanlık dönemler geçirdiğinden tabiri caizse açlığın içine doğmuştur diyebiliriz. Çocukluk döneminde anne sevgisinden de nasibini alamayan Chikatilo sürekli dayak yiyordu. Babası ise o daha 5 yaşındayken savaşta olan Sovyet ordusu için öldürülmüştür. Okul hayatında şaşırtıcı bir şekilde başarı göstermekteydi. Ergenlik dönemi çocukluk dönemine göre daha zor geçmekteydi. Bu dönemde sosyal yaşantısında içine kapanık bir dönem yaşamaktaydı. Andrei Chikatilo 1969 yılında evlenmiştir. Çeşitli yöntemlerle bu evliliğinden iki çocuğu olmuştur. Chikatilo ilk cinsel saldırısını 15 yaşındaki bir kız öğrencisine 1973 yılında gerçekleştirmiştir. Yani öğretmenmiş. Aradan belirli bir süre geçtikten sonra başka bir kız öğrencisine de saldıran bu pislik okul yönetimi tarafından zorunlu olarak istifa ettirilmiştir. Başka okulda göreve başlayan Chikatilo başka bir öğrencisine de taciz ettiğinden öğretmenlik mesleğinden atılmıştır. Daha sonra bir fabrikada çalışmaya başlamış ve işi gereği sürekli seyahat etmekteymiş. İlk cinayetini 9 yaşında bir kız çocuğuna sakız vereceğini söyleyerek gerçekleştirmiştir. 1953 yılından itibaren kendi işlediği ispatlanan tam 56 cinayet teşebbüsü olmakla beraber 53'ünü öldürdüğünü kendi ağzıyla söylemiştir. Jeffrey Dahmer. Cinayetten 18 yaşında başlayan, öldürme hazdını daha da yukarı taşımak için ölü bedenleri işkence yapan nekrofili bir cani ve de tam bir psikopat. 17 kurbanı öldüren bu mahkum
1994 senesine yakalanıyor. Yakalandıktan sonra söyledikleri ise tüyler ürpertici. Benim yaptığım işkence ve cinayetleri bir insanın yapabileceğine inanmam çok zor demiştir. Cezaevine koyulduktan sonra pek çok mahkum tarafından öldürülmeye çalışılsa da bunlardan kurtuluyor. Fakat 28 Kasım 1994 gününde çamaşırhanede arkadan kafasına aldığı bir darbe sonucunda hayatını kaybediyor. Charles Manson. Bir seri katil düşünün. İşlediği veya işlettiği fahişice cinayetler sonucunda çok popüler olsun. Kurduğu birkaç kamyon arkası felsefi güzel sözleriyle yüzyılın filozofu olarak kabul edilip binleri arkasından sürükleyen kişinin adı Charles Manson. Dayak yemek amacıyla kendinden büyüklere saldıran bu adamın psikolojik sorunları vardır. Sahte çek vermek, kadın ticareti yapmak gibi suçlar nedeniyle hapse giren Manson, insanların zihnine girme yeteneğini burada elde ettiğini söylemektedir. Christian Fernandez. 2011 yılında 11 yaşındaki Christian Fernandez'i annesi üvey kardeşiyle birlikte evde yalnız bırakmıştır. Fernandez, küçük kardeşini öldürene dek dövmüştür. 2013'te birinci dereceden cinayet ile suçlanan Fernandez'in davası daha sonra kasten adam öldürmeye çevrilmiştir. Fernandez'in anneannesi bir uyuşturucu bağımlısıydı ve annesi 14 yaşında sokaklara düşmüştü. Haliyle böyle bir aileden de böyle bir çocuk ortaya çıkmıştır. Jordan Brown. Jordan Brown, babası ve babasının nişanlısıyla birlikte yaşıyordu. 20 Şubat 2008'de babasının nişanlısı 8,5 aylık hamileydi. Jordan, gelecekte üvey annesi olacak kişiyle yalnız kaldığında babasının tüfeğini alarak onu kafasından vurdu. Tutuklandıktan sonra verdiği ifadede, "Benim yerimi yeni doğacak olan bebek alacaktı. Üvey kardeşimi kıskanıyordum." demiştir. Çocuk psikolojisinin ne sonuçlar doğurabileceğinin en büyük kanıtıdır. Bu yüzden çocuklarımızı eğitmede ve psikolojilerinin doğru bir şekilde şekillenmesinde bizlere büyük bir önem düşmektedir. Thompson Tatler. Huston, Texas'ta yaşanmış olayda Raquel Thompson isimli bir kadın ve erkek arkadaşı birkaç dilim pizza almak için evden dışarı çıktılar. Raquel ve erkek arkadaşı 3 çocuklarını evde bırakmışlardı. Çocuklardan ikisi 3'er yaşında olan bir ikiz, diğeri ise 19 aylık bir bebekti. Eve geldiklerinde bebek evdeki fırının içinde birçok yanık nedeniyle can vermişti. İkizler kardeşlerini kıskandıkları için onu öldürmeye karar vermiş ve gerçekleştirmişlerdi. Ceza almadılar. Ancak Raquel ve erkek arkadaşına çocukları tehlikeye atmaktan dava açıldı. Bu çocukların sizce bir suçu olabilir mi? Tabii ki olamaz. Ancak çocukları ve de yalnız bırakan bu sözlü yetişkinler ne demeli? Takdir sizin. Erika Denardo. İtalya'nın Novigura şehrinde iyi bir muhitte yaşayan Denardo ailesi mutlu bir yaşama sahipti. En azından öyle zannediyorlardı. Kızları Erika Denardo uyuşturucuya başladı. Zaman içerisinde ailesinden nefret etmeye başladı. Erika ve erkek arkadaşı korkunç bir plan hazırladılar. Babası maç izlemeye gitmişken annesi ve kardeşini 100 defadan fazla bıçaklayarak öldürdüler. İlk olarak bir hırsızın yaptığı sanılan olay sanıldığının aksine ortaya çıktı. Erika 16 yıl, erkek arkadaşı 13 yıl ceza aldı. Girl A. 1 Haziran 2004'te 11 yaşındaki bir Japon öğrenci sınıf arkadaşı tarafından katledildi. Girl A ismiyle bilinen katil 12 yaşındaki Satomi Mitarai'yi boş bir sınıfta gözünü kırpmadan öldürdü. Girl A üstü başı kanlı bir şekilde sessizce sınıfa geldi. Kendisine sorular soran öğretmen hiçbir cevap vermedi. Öğretmen yan sınıfta Satomi Mitarai'nin cansız bedenini buldu. Girl A'ya cinayeti neden işlediği sorulduğunda kilosuyla dalga geçtiğini söyledi. Sorgusundan sonra akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan Girl A ismiyle kamuoyuyla paylaşmadan bir akıl hastanesine yatırıldı. Sırada hem ülkemizde hem de dünyadaki en tehlikeli mahkumlara geldik. Mobilyacı katil Seyit Ahmet Demirci. Mayıs-Temmuz 1998 tarihleri arasında İstanbul'da 3 mobilyacı dükkanın bodrum katında kafalarına kurşun sıkarak öldürdü. Demirci'nin neden sadece mobilyacıları öldürdüğünü geçmişte yaşadığı bir travmaya bağlamaktadır.
Ne kadar pislik insanlarla yaşıyoruz diyorsunuz siz şimdi, değil mi? Kötü insanların başlarına da kötü şeyler gelebilir. Çocukluğunun geçtiği Fassa'da en yakın arkadaşıyla birlikte küçük bir mobilya dükkanının bodrum katına saldırıya uğramıştır. Seyit Ahmet kaçmayı başarmıştır. Ancak saldırıyı gerçekleştiren yaşlı mobilyacı arkadaşına tecavüz etmiştir. Ve Seyit Ahmet bunu gözleriyle izlemiştir. İki arkadaş bu olayı bir daha asla konuşamamışlar. Ta ki arkadaşı üniversite okurken intihar ettiği güne kadar. Arkadaşının neden intihar ettiğini sadece Seyit Ahmet biliyordu. Ve arkadaşının intikamını almak için tüm mobilyacıları kendine hedef seçmişti. Bebek yüzlü katil Ali Kaya. Cinayetlerin hepsini Alanya'da gerçekleştirmiştir. İlk cinayetinin kurbanı amcası Celal Kaya'dır. Bu psikopat katil amcasını öldürmek suçundan 5 sene ceza almıştır. Cezası bitince kendi annesine tecavüz eden aşağılık katil olan Zeynel Abidin Gümüş'ü gözlerini kırpmadan öldürmüştür. İçinizden iyi yapmış, o olsun dediğinizi duyar gibiyim. Bu cinayetinden sonra akli dengesi bozuk raporu alarak akıl hastanesine yatırılmıştır. 1999 yılında kapalı yerde duramaz raporu almıştır ve bu nedenle hastaneden çıkarılmıştır. Bundan sonra Alanya'da 5 kişiyi daha bıçaklayarak öldürmüştür. Artık adı bebek yüzlü katil olarak anılmaya başlanmıştır. Son cinayetinden sonra kişilik bozukluğu nedeniyle tekrar hastaneye kapatılmıştır. Hastanede yine aynı sebeplerle hastaneye yatırılmış olan Ayhan Kartal'ı bıçaklayarak öldürmüştür. Daha sonra Şanlıurfa yarı açık cezaevine kaldırılmıştır. Bir yıl sonra buradan firar eden Kaya, 2004 yılında Alanya'da yakalanmıştır. Çivici katil Süleyman Aktaş. Çivi görünce dayanamıyordum. İnsanların kafasına çakmak istiyordum hep. Yakalanınca polise bu ifadeyi veren Süleyman Aktaş, çivici katil olarak ülke genelinde nam salmıştı. Elektrik kurumunda hat işçiliği yaparken 31.500 watt elektriğe kapılıp ağır yaralanan Aktaş, bu olaydan sonra Antalya'da Nuri Keskin adındaki başkomiseri öldürdü ve tutuklandı. Mahkeme, akli dengesi yerinde olmadığına dair karar verdi ve Aktaş'ı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderdi. Burada 3-5 yıl kaldıktan sonra Denizli'nin Çambaşı köyüne gidip yerleşti. Köyde geçirdiği 5 yılın ardından yine iç sesin esiri olup yaşlı bir çiftin kafasına çekişle vurarak sersemletip henüz hayattayken sol gözlerine ve alınlarına çivi çakarak öldürmüştü. Yaşlı çiftin cesetleri geç bulunduğundan bedenleri çürümüş ve kurtlanmıştı. Bu yüzden cinayet tespit edilememiş ve ölümlerin gıda zehirlenmesi olduğuna karar verilmişti. Bu ölümlerin ardından bir ay geçmişti ki köyde yine yaşlı bir çift öldürülmüştü. Bu kez cinayet olduğu açıkça belli bir şekildeydi. Evlerinin önünde sol gözlerindeki alınlarında bir çivi çakılı durmaktaydı. Panikleyip cinayetleri akrabasına haber vermeye giden köy halkı akrabasını da aynı şekilde çivilenmiş ve can çekişirken bulmuştu. Yaralı adamın son sözleri ise katilin adı olmuştu. Kurbanın ifadesiyle yakalanan Aktaş kolayca teslim olmuştu. Yapılan aramalarda evinin alt katında özenle sivrileştirilmiş beton çivileri ve öldüreceklerinin yazıldığı bir kağıt bulunmuştu. Yapılan sorguda soğukkanlılığıyla dikkat çeken katil, kendisine verilen ikinci görevi gereği 3 kişiyi öldürdüğünü ve 9 rakamının önemli olduğunu, bu yüzden 3'er çivi kullandığını vurgulamıştır. İkinci görev demesi üzerine bir ay önce gıda zehirlenmesi olarak kayıtlara geçen ölümlerin de böylece onun işlediği cinayetler olduğu ortaya çıkmaktaydı. Soğukkanlılıkla ilk cinayetlerini üçleme öncesi alıştırma olduğunu söyleyen Aktaş'ın ne kadar tehlikeli olduğunu bu sözlerinden anlayabilirsiniz. Artvin canavarı, baltalı katil Adnan Çolak. Yaşlı insanları öldürüyorsam da bunlar zamanlarını zaten doldurmuşlar. Belki de bizim kısmetimizi yiyorlar. Hem kendimi tatmin ediyorum hem de onları öldürerek toplumu rahatlatıyorum demiştir. İşlediği cinayetleri bu sözlerle anlatan Çolak'ın ne kadar cahil, yobaz ve acımasız olduğunu anlamışsınızdır. Günahsız insanları gözlerini kırpmadan öldüren bu canavar, öldürdüğü 6 kadına da tecavüz etmiştir. Katilin ne kadar karanlık bir ruha sahip olduğu açıkça ortadadır.
Yakalandıktan sonra Adnan Çolak'ın yargılanması 5 yıl sürmüştür. Bu yargılamadan sonra 112 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. İnsan avcısı Hamdi Kayapınar. Zaten avcıyım. Kurbanlarım da av. Avların üstünde çıkan para ve eşyalar da ev ganimetidir, diyen Kayapınar, ilk cinayetinin kurbanı kardeşiydi. İnsan kardeşini öldürür mü demeyin. Bu psikopat kendi kardeşini boğarak öldürmüş. Bundan ayrı Kayseri'de 6 kişiyi daha öldüren Hamdi Kayapınar, seri katil olarak tutuklandığında İstanbul'un ilk seri katili Seyit Ahmet Demirci ile girdiği iddia üzerine insan öldürmeye başladığını söylemiştir. Ve İstanbul EGM'de verdiği ifadede ben kazandım demiştir. Tornavidalı katil Yavuz Yapıcıoğlu. Polis kayıtlarına göre 18, görgü tanıklarına göre ve tahminlere göre ise 43 kişiyi öldüren tornavidalı katil birçok kurum tarafından verilmiş farklı raporlara sahiptir. En son aldığı raporda akli dengesi yerinde denilmiştir. Yakalandıktan sonra 74 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Türk katillerinin arasındaki en acımasızlarından olan Yapıcıoğlu, pişman olmadığını da dile getirmekten çekinmiyordu. Kasımpaşa canavarı, baltalı adam. 1976 yılında İstanbul'da sayıca çok cinayet işlenmiş, özellikle evinde 20 bıçak darbesiyle öldürülen liseli Handan Otak günlerce konuşulmuştu. Ancak bu cinayetin hiçbiri Kasımpaşa'da işlenen seri cinayetler kadar dehşet yaratmadı. Artık bütün İstanbul Kasımpaşa canavarından söz ediyordu. Bir inşaatın gece bekçisi olan Hasan Kaya'nın kafası bir demir çubukla parçalanmıştı. Cinayetler serisi artık gazetelerin manşetlerine tırmanmıştı. Ama küçük bir ipucu bile yoktu. Bir sonraki kurban bir aydan beri kayıp olan 20 yaşındaki Veli Özel'di. Kuştepe'de oturan Veli Özel, Dolapdere'de bir düğme atölyesinde işçi olarak çalışıyordu. 7 Eylül sabahı evinden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kasımpaşa canavarı son kez sisli bir gecede 4 Kasım günü ortaya çıktı. Sabaha karşı saat 3'te Piyalepaşa'da lastiğini değiştirmekle uğraşan taksi şoförü Zekeriya Galipçi arkasını döndüğünde elindeki demir çubuğu havaya kaldırmış bir adamla karşı karşıya kaldı. Saldırganın ilk darbesini atlatan şoför, elimdeki projektörü gözlerine tuttum. Mavi gözlerinde kelimelerle anlatılmayacak kadar pırıltılar vardı. Yapma diye haykırabildim diye anlatıyordu yaşadığını. Kasımpaşa canavarı karanlığa karıştı ve sonrasında onu gören kimse olmamıştı. Ancak Kasımpaşa canavarı ününü 80'li yıllara kadar korudu. Türkiye'nin bu meçhul kalan ilk seri katili filmlere, kitaplara ilham vermişti ama asla onu bulamadılar. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosunda sonuna geldik. Sizler bu cani mahkumlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız, abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.